Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine 3D yazıcıdan aldığım bir baskıyı anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ben farklı farklı şeyler basıyorum. Creality'nin Ender 3 V2 modelini almıştım ve onunla ilgili bir sürü ürün bastım. Farklı farklı baskıları da yine geçtiğimiz aylarda YouTube kanalımda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu videoda ise biraz daha farklı bir ürün. Biraz da böyle hani benim gibi benim öyle özellikle tamirat, tadilat adında böyle video listem de var. Onu da şimdi yukarıdan size koyarım. Oradan da izlersiniz. Bu tarz işleri seviyorum. Evde böyle ufak tefek işleri yapmak, çeşitli mobilyaları işte veya ahşap işleriyle uğraşmayı seviyorum. Ama tamamen amatör, onu söyleyeyim. Profesyonel bir tarafım yok. Öyle bir iddiam da yok zaten. Şimdi böyle ufak tefek ürünlerde kullanmak üzere bir zımpara kutusu mu diyeyim artık bunu veya aparatı mı diyeyim, aksesuarı mı? Şimdi şöyle, biliyorsunuz zımparayı kullanmak zordur. Hani mesela şöyle bir zımparamız olsun elimizde. Bununla bir şeyin yüzeyini böyle hani elinizle yapmak zordur. İşte bunun için bir tane Thingiverse'de bir aksesuar buldum. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Aslında bir iki parçası daha var. Onları göstereceğim birazdan. Bunu böyle koyuyorsunuz üzerine. Şu kısmını, bunun detaylarda size göstereceğim. Zımparayı kaplıyorsunuz ve daha sonra zımparayı buraya sıkıştırdığınız zaman bunun iki tane de vidası takacaksınız alttan. Ben öyle taktım. Ama farklı yöntemler de var. Burada zımpara duruyor ve siz de böyle hani istediğiniz bir şeyin yüzeyini bu zımparayı istediğiniz gibi kumanda ve kontrol edebiliyorsunuz. Daha ergonomik hale geliyor. Şimdi birazcık bilgisayardan göstermem gerekiyor. Şöyle bir ekran kaydına başlayayım. Şimdi görüyorsunuz toplamda 1, 2, 3, 4 ama şu küçük olan vida kapaklarından, vida daha doğrusu sisteminden, somunun takıldığı yerden 2 tane gerekiyor. Şuralarda görüyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı parçalar da, linkini de koyacağım bu arada videonun içine. Bunları bu şekilde basabiliyorsunuz. Şu kısımlar boş olacağı için, şöyle göstereyim. Şu kısımları boş olacağı için gördüğünüz gibi bu malzemenin, ki ben bu arada o boşlukları temizleyemedim. Benim ürünümde birazcık boşluklar takılı kaldı ister istemez. Buralara support eklemeniz gerekiyor. Ben support da ekledim ve support eklediğimiz zaman şu parçadan da, hatta bunlardan da birer tane kopyalayayım ben ki bunlardan, çünkü gerekiyor bize şimdi, gerekecek. Şöyle şurada kaldı. Bunu da şuradan kenara şöyle çekelim. Evet, bundan bir tane, bundan da bir tane çoğaltalım. Ama ben bu arada bunları basmadım arkadaşlar. Hani gerek görmedim. Farklı bir şekilde kullanıyorum ben. O yüzden bunları basmadım ama siz isterseniz basıp siz de kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bunları şu vida kapaklarını basarsanız buraya bir somun takarak bu somunlarla alttan vidaladığınız zaman bu etrafını dolamış olduğunuz zımparayı tutuyor. Dilim ne diyelim bakalım. Yaklaşık 7-8 saat sürmesi lazım. Ki ben baskıda o kadar sürede aldım. Şu iki küçük parçayı basmamama rağmen. Onlar zaten çok vakit almıyor, onu da söyleyeyim. Şimdi görelim. 7 saat 49 dakika sürecek diyor ve 54 gram da PLA kullanacağız diye söylüyor bize sistem. Şimdi ekranımızı kapatalım. Şimdi ürünümüze gelelim. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Biraz da onu anlatmak istiyorum. Şöyle elimde benim yüzlük bir zımpara var. Şöyle göstermiş olayım. Yüzlük zımparam var. Siz artık kaçlık gerekiyorsa onu alırsınız. Şimdi buradan ölçüyorum ben. Hani bunun boyutunda, şuradan da makasımızı alalım. Bunun genişliğinde bir, hatta biraz daha dar keseyim ki. Evet. Şuradan bir işaret koyalım. İşaretimizi koyduk. Şimdi makasla keseceğiz. Bana böyle ince uzun bir şerit lazım. Yaklaşık 20 santim olması yeterli bu arada. Şöyle kesiyorum. Yani aşırı düz olmasına gerek yok ama düz keserseniz daha iyi olur. Kestik. Bu 20 santimden de uzun. Şöyle kenara kaldırdık. Şimdi yapacağımız şey şu. Bunun etrafını bu şekilde şöyle, bakın şuraya sıkıştıracak şekilde şöyle ölçüp keseceğim ben. Şimdilik şöyle vidanın yerinde dikkat edip, evet, kestim. Şimdi bu parçayı buraya sıkıştırıyorum. Hatta sıkıştırır sıkıştırmaz da tuttu bu arada. Şeye bile, vidaya bile gerek kalmayabilir ama kullanırken biraz vidaya ihtiyaç olacaktır. Şöyle bunu da şöyle alıp, evet, bakın bu şekilde şöyle göstermiş olayım. Şöyle de göstermiş olayım. Söylediğim gibi ben bu çapakları alamadım çünkü cihazın kendisine zarar veriyor ister istemez. Bir kısmı kaldı. Hepsini temizleyemedim. Böyle aldık. Tabii bunu yapmadan önce vidaları takmamız gerekiyordu. Ben şimdi takmadım ama bu haliyle bile hani bakın fena olmadı. Yani sıkıştırdığı için tutuyor. Böyle bir şeyleri zımparayabilirsiniz. Burada tabii tahta yapmamız lazım. Şimdi ben bir tahta alıp geliyorum. Evet, tahtamı da aldım geldim. Mesela böyle hani şöyle
Tabii etrafı da biraz kirletiyorsunuz. Şöyle yapalım. Çok daha pratik bir şekilde kullanım hale geliyor. Yani bu artık nerede kullanacağınız size kalmış. Hangi kumlama değerinde zımpara kullanacağınız da biraz da sizin hani yaptığınız işe bağlı. Ama bu işlerde genelde kalından başlayıp inceye doğru gidiliyor. Hani önce işte kalın bir zımpara ile başlayıp sonra orta, sonra da inceye gidilip daha böyle pürüzsüz yüzeyler elde edilebiliyor. Genelde bu tahta için kullanılabilir ama plexiglas malzeme için falan da bu tarz zımparalar kullanılabiliyor. Özellikle bu şey için çok tercih ediliyor. Hani arabaların farlarını parlatmak için falan önce bir su zımparasıyla böyle bir geçmek gerekiyor. Mesela şöyle bir şey taktığınız zaman çok daha pratik olacaktır. Ben kendi orijinal vidalarını kullanmadım. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bir mesela kendi kafama göre bir vida taktım buralara. O vidaları kullandım. Gerçekten de güzel ve pratik bir ürün. Özellikle böyle ufak tefek hani mahşap işleriyle uğraşıyorsanız ben kesinlikle öneririm. Ve 3D yazıcınız da varsa ben kesinlikle öneririm. Böyle bir şey alın, basın ve istediğiniz gibi zımparanızı yapın. Ondan sonra da keyfinize bakın derim. Bu ürünle ilgili merak ettikleriniz olabilir. Videonun yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Hepsini elimden geldiğince değerlendiriyorum. Açıklama tarafına bunu nereden indirdiğimin linkini vereceğim. Thingiverse üzerinden indirmiştim. Hangi sayfada olduğunu linkini vereceğim. Siz de indirip istediğiniz gibi baskılar alabilirsiniz. Pratik, hoş. Bence ahşap işleriyle uğraşan herkesin de elinin altında bulunması gereken bir aksesuar. Kanala abone olmanızı rica ediyorum sevgili izleyiciler. Eğer bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz kanala abone olun. Neden? Çünkü markalardan bir şey istediğimiz zaman bize diyorlar ki kaç abonem var, videoları ne kadar izleniyor, aa bu az izlenmiş, aa bu çok izlenmiş, şunun 50 bin abonesi var, bunun 100 bin abonesi var, senin niye 9 bin abonem var diyorlar. O yüzden abone konusunda, olma konusunda bana destek olursanız sevinirim. Abone dilenciliğini sevmiyorum. Sebebini de açıkladım daha önce videolarımda. Şimdi de söylüyorum. Bir şeyler, yani daha iyi şeyler size üretmem için bana destek olmanız gerekiyor ki ben de en azından abone sayımla çıkayım, gideyim markaların karşısında bir şeyler isteyeyim. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Oralarda da çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.